Abi, evet abi. Sıdık abla. Abi programı başladı. Evet, başlayacağız hocam. Evet, başlayalım. Evet. Evet. Şöyle şu ben buyurun bakayım biraz. Üst hocam buyur alalım. Gel tam zaten gelelim. Emre. Bu buyurun. Gördün mü sen? Bir dakika. O biliyor. O biliyor. Bilmez mi ya onun malı? Şey. Evet. Ne verdiler? Burada kapıya gidiyoruz. Erdal abi. Bak şimdi takılayım Erdal abi. Erdal abi bunları okuyamazsın sen. Ben o. Hangi evli? Burada telgraflar var okuyamazsın. Valla siz okudun. Ben de bildirim. Bunlar klasik telgraflar. Metal Erdal çok iste benden herhalde. Ağzı çok ağzı. Evet doğru. Evet. 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 Okuma gerek mi? Evet. Hiç aynı. Baştan herkes burada Erdal. Sen abi. Ben. Gözlerini görmedim. Dili göremediğini söyle bari ben. Evet. Değerli misafirler. Sayın Belediye Başkanım. Duayen Başkanım Sedat Peker. Değerli hocamız. Müftü hocamız Süleyman Hocam. Değerli basın mensupları ve siz bizlere değer veren sivil toplum örgütleri ve kamudan gelen bütün dernek arkadaşlarımıza, başkanlarımıza burada benim yönetim kurulu adına hepinize hoş geldiniz der. Çok teşekkürler ederiz efendim. Derneğimizin kuruluşu bir ay evvelinden bunun faaliyetine başladık ve bugün bütün yasal muameleler yapıldıktan sonra da bugün için resmi olarak derneğimizi açmaya teşebbüs ettik. Derneğimiz yeni olmasına rağmen yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi bu işi iyi bilen değerli insanlar. Bandırmamızda 150-160 bin bir nüfusun üzerinde 15-16 bine yakın engelliler var. Bunların aşağı yukarı 500-600'ü ancak meydanlarda geziniyor, dışarılarda geziniyor, sosyal faaliyetlerde yapılıyor ama neredeyse 15 binini evlerde kapalı olarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu derneğimizin kuruluşu aşağı yukarı 5. engelli derneği olarak kurduk. Buradaki derneklerdeki arkadaşlarımızı şey yapmak için değil, daha da güzel burada hizmet vermek için engellilere 1-0 yeni başlayan bütün engelli kardeşlerimize biz de elimizden geldiği kadar destek vererek derneğimizin daha güzel yürümesini ve engellilere ve normal vatandaşlarımıza da işbirliği yapmak şartıyla bu derneği böyle kurduk efendim. Ve evet kurduk ama sağ olsunlar 1. kattayız. Bunun şöyle zorluklarını çekiyoruz. Çok engelli kardeşlerimiz var. Sandalyeler üzerinde. Ne güzel söylüyor. Yalnız yalnız AK Parti'nin değerli parti teşkilatındaki arkadaşlarımız da, değerli büyüklerimiz, Alpbostancı'dan tutun da, milletvekilimiz Sema Hanım'dan tutun da, hepsinin destekleriyle zaten Dursun Başkan'ı burada es geçemeyiz. Bütün CHP'nin milletvekilleri de Mehmet Tüm olsun, Ahmet Akın olsun. Hepsi bak, Göksel Karlan'ı unutmadım. Göksel Karlan'ı unutmadım. Benim yanımdan ayrılmaz. Tamam zaten Namık Kavuşçu da o da bizde. Her zaman göz yapıyoruz. Her yere belediye. Efendim. Biraz şöyle dokunacağım. Biraz şöyle Emre susar mısın? Beni dinlesinler, seni değil. Şimdi düz ayak çok yerlere ben ta Sedat Başkanımızın başkan olduğu zamanlarda bir yer istedim. Biz oraya prefabrik gibi yapacaktık ama biri geldi çadırı dikti, hayırlı olsun. Şimdi düz ayak Dursun Başkan'dan da sahilden bir yer talep ettik. Kafa salladı benden olacak bir şey varsa diye.
Ve bunu Büyükşehir'de Ahmet Edip Uğur Başkanımıza da söyledik. O da kafa salladı. Ve buradaki bütün parti arkadaşlarımıza, burada yeni seçilen AK Parti'nin kadınlar kolu Zeynep Hanım var. Ona da bir kafa sallayacağız. O da bunu bilecek. Şimdi vermeyenin bir yüzü kara. Verelim. İsteyelim. Kendileri iyi biliyorlar. İsteyelim bir yüzü kara, vermeyelim iki yüzü kara olsun diyeceğiz ama biz iki yüzlü olanlardan olmak istemiyoruz. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesi daha münasip olacak. Fazla da uzatmadan mikrofonumuzu bizim değerli başkanımız Dursun Başkan'a veriyorum efendim. Çok çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hava salladıysa %50 karar. Evet değerli konuklar, değerli başkanım, değerli müftüm, Gaziler Derneğimizin çok değerli temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarım, engelli derneklerinin, sakatlar derneğinin değerli başkanı, değerli hanımefendiler, değerli katılımcılar, bugün gene güzel bir başlangıç için, güzel bir olay için birlikteyiz. Tabii Erdal abim hep sitem etti konuşmasında. Tabii onların talepleri olacak ki. Öğrencilerimiz de var başkanım. Evet, burada değil mi? Onları selamlayın, evet. Arkanızda var. Evet. Üniversitemizden gelen, Bandırmamıza çok değerli katkılar yapan değerli öğrencilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Tabii 3 Aralık, yarın 3 Aralık, evet. Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz. Tabii her 3 Aralık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Engeller için neler yapılması gerektiğini, ülkedeki sayıları ortaya koyuyoruz. Ve her geçen yıl biraz daha ileriye gitmek için mücadele ediyoruz. Yine ben Dünya Engeller Günü'nü kutluyorum. Bunun bir mücadele günü. Erdal abimin dediği gibi evde oturan engellerimizin artık evden dışarıya da taşmasını, üretken olmasını, hayatın içine karışmasını, sosyalleşmesini isteyerek bu günleri kutluyoruz. Tabii ben burası da eski belediye binamızı gördüğünüz gibi onardık, restore ettik ve sivil toplum örgütlerimize bir veriyoruz. Erdal abim bana gelip sürekli yer istediğinde tabii önce dedim yani bir kurum olmanız lazım Erdal abi. Bir dernek olmanız lazım, bir şey olmanız lazım ki biz size belediyeden bir yer tahsis edebilirim. Evet. Dolayısıyla ne oldu? Biz de vesile olduk. Sizin önerinizi bekledik başkanım. Erdal abi de derneğini kurduk. Bandırma Bedensel Engeller Derneği değil mi? Evet efendim. Ama dedim ki baştan bakın Erdal abi yarın öbür gün dersin ki bana. Asansör. Başkanım orada asansör yok. Ne engelli rampası yok. Onlarla dedin sonra beni eleştirirsin dedim. Yok dedi başkanım sen yeri ver eleştirmeyeceğiz. Düz ayak bir yer isteriz diye söyledik sonra. Şimdi tabii düz ayak yer olsa orasını verelim. Düz taban bulalım sonra. Şimdi tabii Bandırma'da Sedat Başkanım'la beraber 2009'da biz seçilip geldiğimizde Bandırma'da hiç engelli derneği yoktu arkadaşlar bakın. Hakikaten. Bir Sakatlar Derneği vardı, kapanmıştı. Dolayısıyla bir örgütlenme yoktu. Bizim belediyemizde engelli masası oluşturmamızla başlayan, engelsiz bandırma projemizde yolların düzeltilmesiyle başlayan, işte aşağıda engelli tuvaletlerin yapılmasıyla başlayan süreç, bugün geldiğimiz noktada ben 4 biliyordum, 5 de Derdal abi, 5 dernek olmuş. Evet. 5. Onun için kutluyorum hakikaten. Bandırma'da bir engelli bilinci oluştu. Engelliler kendi haklarına sahip çıkıyorlar. Ve bizim gibi kurumlarda karınca kararınca elinden geldiğince buna katkı yapmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Başladığımız nokta sıfırdı. Geldiğimiz nokta iyi. İnşallah daha iyisini yapmamız lazım. Ben her engelli gününde söylüyorum. Bizim kurumlarımız birbiriyle uğraşır. Engellerin içinde de çok birbiriyle uğraşanlar var. Bunu istemiyoruz. Bakın 5 tane dernek oldu. Bütün dernekler dayanışma içinde olmalı. Kesinlikle. Ne kadar dayanışma içinde olursanız o kadar güçlü olursunuz. Sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama dayanışma içinde olursanız
gücünüz birleştirirseniz sonuç almakta kolaylaşır. Aynı şey gazilerde var. Aynı. Başka kurumlarda var. Yani maalesef bunu istemiyoruz ama bunlar da yaşanıyor. İstiyoruz ki her birindeki insanlar dayanışma şubunu olsun, birbirine sahip çıksınlar. Biz de onlara daha çok sahip çıkmaya devam edelim. Güçler bölünmesin. Yani ayrılıkta azap var, birlikte hayır var. Evet. Onun için Allah birlikten, beraberlikten ayırmasın bizleri, ülkemizi de. Dolayısıyla ben sözlerimi fazla uzatmıyorum. Bu güzel mekan Bandırma Engelliler Derneğimize hayırlı uğurlu olsun. Diğer derneklerimize de hayırlı uğurlu olsun. İşte Mücahit bakıyor bana oradan. Ben düz taban yeri istiyorum 3 yıldan beri. Sana Bandırma Ortaokulu'nun köşesinde yer verdik Mücahit. O ayrı. Birom yok, birom. Ha bak. Birom yok. Yer verdik. Orası bir sürü yasal engellere rağmen devam ediyor biliyorsun. Birom yok ya. Onu da biz verdik biliyorsun bak. O bir kere verilenin hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Öbür tarafta engelli koordinasyon merkezi var. Bakın burada bir de İşitme engellilere de bir yer verdik. Beşincisi kimdi Erdal abi? Ben beşincisi. Otizm. Otizm tamam onu. Onu tabii. Tamam. Mehtap Hanım da burada tabii. Otizmle Mücadele Derneği. Onlar da tabii çok güzel çalışıyorlar. Çok güzel mücadele ediyorlar. Onları da destekliyoruz. İnşallah engelsiz Bandırma, engelsiz Türkiye. Çünkü herkes bir engelli adayı. Kimin yarın buradan yok, kapıdan çıkınca ne olacağı belli değil. Dolayısıyla engellerimize ne kadar sahip çıkarsak, onları yaşamın içinde ne kadar tutarsak, onları ne kadar üretken hale getirirsek, ne kadar sosyalleştirirsek bu toplumun gelişmesi için iyidir. İyi olan şeyleri hep beraber yapalım. Birlik beraberimiz bozulmasın. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerin. İsimler okusan yeter. Saygıdeğer katılımcılar, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tüm, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz ve AK Parti Milletvekilimiz Sema Kırca'nın derneğimizle ilgili hayırlı uğurlu olsun telgrafı da gelmiştir. Kendilerine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz huzurlarımızda. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buyurun. Sayın Müftümüz. Tamam. Söylesin bir şey. Evet, söyleyin. Erdal Bey. Şimdi açılışımızı yapacağız. Yalnız bunu hayırlı uğurlu olması için duayla sayın müftümüzden, hocamızdan rica edeceğiz. Duayla açalım efendim. Buyurun sayın. Değerli başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de iki söz etmek istiyorum. Genelde işi bazı söylemlerden sonra hep böyle kavli dua ile bitirmeye çalışıyoruz. Bu tür bu tarzdaki müesseselerin ayakta kalması için kavli duadan çok fiili duaya ihtiyaç var. Sadece açılışlarda değil, zaman zaman ziyaret ederek, zaman zaman kendilerini kabul ederek bu derneklerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarını gidermek elbette ki bizim asli görevimizdir. Düne baktığımız zaman bir yeri olmayan derneğimizin bugün birinci katta da olsa bir yerinin olması elbette sevindiricidir, fiili bir duadır. Bu noktada belediye başkanımıza, emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum ilçe müftüsü olarak. Bu ve benzeri derneklerin bir arada tutulmasında sanıyorum bize de biraz daha fazla görev düşüyor. Dilek ve temennisiyle duaya geçelim efendim. Amin. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbel Alemin, bugün burada toplandık bu cuma gününde. Hayra vesile olacak, hayırlı hizmetlerin görülmesinde sebep teşkil edecek olan bu müessesemizi, burada hizmet verecek, hizmet alacak her bir kardeşimiz için hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Amin. Şu anda burada bulunan amin diyen kadın erkek, genç olgun her birimize bugün engelli olmuş, bizler tarafından engellerin kaldırılması bekleyen bu kardeşlerimize kolaylık gösterip hayatlarını daha güzelleştirebilmek için gayret göstermemizi
engelsiz olanlara lütfeyle nasip eyle. Amin. Engeli olan kardeşlerimize hayatı engelsizler gibi rahat yaşayabilmeleri için yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Şu anda amin diyenlerin dilekleri hayırlıdır. Bu sence biliniyor. Ya Rab dileklerimizi hayra çevirecek, fiili dua ile hareketler yapacak, engelli büyüklerimizin, kardeşlerimizin, bay bayan her birisine yardımcı olabilecek şuur ve idrak içinde olmayı nasip ve müyesser eyle. Dualarımızın kabulü, niyetlerimizin halisane makbul olması, dostluğumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin, bu cennet vatanda güzel bir hayat sürdürebilmemizin temennisi için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet, buyurun Sayın Başkanım. Bismillah diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun diyelim ve buradan önce keselim. Evet, evet. Yok hocam. Tamam. Ben mi geçeyim? Peki. Şöyle. Biz Erdal abinin yanındayız. Tamam. Başkanım şöyle alayım sizi de. Öyle. Evet. İyi başkanım, tamam. Ben buradayım. Hadi ben çıkayım. Uzadın ellerinizi. Erdal abi uzadın. Evet. Acele yok yerde. Şöyle yerde. Evet. Kurdele eşek yeterli. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dostluğa muhabbetle vesile olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.